Sevgili kova burçları, ay burcu kova ve yükselen kova olan arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Temmuz 2021 sezonu, bakalım sevgili kova burçlarının aşk fallarında neler var? Hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Partneriniz varsa, bir aşığınız varsa, platonik aşkınız varsa, evliyseniz sevgili kova burçları, tam da size göre bir açılım. Haydi bakalım, Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyoruz ve başlıyorum açılmaya. Sevgili dostlarım, dişi enerjisi, erkek enerjisi. Hem dişi olan hem erkek olan neler düşünüyor? Bilinçaltında neler var? Ne istiyor? Ayrılsak da ne istiyor? Birleşsek de ne istiyor? Bilinçaltında ne var? Kadının bilinçaltında ne var? Erkeğin bilinçaltında ne var? Onu sorgulayacağız. Ve diyeceğiz ki bu ilişkinin yaşama şansı var mı? Eğer kadın ya da erkek bu ilişkiyi yaşamayacaksa yeni bir ilişkiye şans var mı? Ya da şans varsa ne oranda var? Bunları tek tek irdeleyeceğiz. Ve sürprizimiz neler diyeceğiz sevgili dostlarım, sürpriz neler. Şimdi geçiyorum sevgili kova burçlarına. Kadın olana soruyoruz bakalım sevgili kova burcu hanımı. Ya da kova burcu hanımı, yani partneriniz varsa bakalım kadına soralım, erkeğe soralım. Kova burcu erkeği olabilirsiniz. Kova burcu hanımı olabilirsiniz. Dişi enerji, erkek enerji. Bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Neler olacak? Dişi olana soruyoruz. Bakalım ne durumdasın? Neler istiyorsun? Sevgili kova burcu hanımı ya da kova burcunda partneri olan birisi. Şimdi erkeğe de soruyoruz. Ne diyorsun? Neler oluyor? Etrafında ne diyorlar? Yaşadıkların neler? Bize topyekun bir anlat bakalım neler oluyor? Erkeğe de soruyoruz. Bakalım. Neler var, neler? Şimdi. Bir kere erkek olan diyor ki ben çok acı çekiyorum diyor dostlarım. Bakın. Ben çok acı çekiyorum diyor erkek tarafı. Yıprandım, darbe yedim ve inanılmaz derecede karanlıktayım. Bilinmezlerdeyim, uykusuzluk çekiyorum, huzursuzluk çekiyorum. Öyle sıkıntılı anlar yaşıyorum ki her an her şeyi bırakıp gidebilirim. Bakın, erkek diyor ki her an her şeyi yarıda bırakıp gidebilirim. Ve erkek adeta çekip gitmeyi planlıyor. Bakın. Bakın. Peki neden bu duruma geldiniz diyorum. Kadının bana karşı ilgisizliği var. Dişi olan bana karşı çok ilgisiz. Bana karşı mesafeli. Evliyse eğer bu bey, yani ben boşanmak istiyorum diyor. Sürekli kavga etmekten ve sürekli olarak kıskançlık enerjisiyle uğraşmaktan. Aynı zamanda güç savaşına girmesinden hoşlanmıyorum diyor. Ben erkeğim, gücümü elime almak istiyorum. Erkek güçlü olmalıdır. Erkek adil olmalıdır. Ben ailemle partnerimi aynı kefeye koymadım. Çünkü her ikisine de
farklı gözlerle baktım. Sevdiğim insan farklı beklentileri var. Ailemde farklı beklentiler var. Yani farklı çevreden gelmiş bir kadın, farklı yerden gelmiş bir hanım, bir genç kız. Benim aile çevrem farklı. O yüzden hani benim ailemle uyuşup uyuşmaması çok önemli değildi. Ben yine adil oldum. Hem aileme saygılı oldum, hem de sevdiğim kadına saygılı oldum. Fakat ne İsa'ya yaranabildim, ne Musa'ya yaranabildim. Canım bir hayli sıkkın diyor erkek. Gördüğünüz gibi. Bakalım dişi ne diyor? Dişi diyor ki benim işim var, gücüm var, mesleğim var. Ve şu anda hayatımdaki aşkım, hayatımda sevdiğim erkek, kocam, her neyse partnerim sürekli olarak beni hedef gösterdi. Benim üzerime çok geldi ve ben gittikçe içe kapandım, kendimi zayıf hissettim. Bakın hadi bakalım, ikisi de birbirini suçluyorlar. Bu soğuk olmakla suçluyor. Erkek soğuk olmakla suçluyor. Dişi de benimle ilgilenmedi diyor. Geldi ama bir öfkeyle geldi. Bir gün güldürdüyse bir gün ağlattı. Bir gün iyiyse iki gün kötü. Ve ben gerçekten her iki durumu yaşamaktan bitti bitecek. Gitti gidecek, gitti mi gitmedi mi düşünmekten bir hayli yorgunum diyor. Bakın kadın şu anda var ya sevgili dostlarım, kadın ailemle ilgili sıkıntılarım var diyor. Partnerimle ilgili sıkıntılarım var, eğitimle ilgili sıkıntılarım var. Zaman bir türlü geçmiyor, üstelik sağlık durumum bozuldu. Hadi bakalım beni nasıl düzelteceksiniz? Kadın bir hayli sitemkar. Sevgili kova burçları, hanım bir hayli sitemkar ve ben bir süreliğine dinlenmek istiyorum, tatile gitmek istiyorum, içsel dünyama yolculuk yapmak istiyorum. Öyle olaylar yaşadım ki şu an içim kupkuru ve nasıl düzeleceğimi de bilmiyorum. Bakın, kadın bir hayli, sevgili kova burcu kadın bir hayli tedirgin. Şu anda soğudum, sadece geçmişte yaşıyorum, geleceğimi oluşturamıyorum diyor. Görüyor musunuz? Bir hayli sıkıntılı süreçler. Peki, her iki tarafa da soruyorum. Hem erkeğe hem kadına. Bilinçaltın ne istiyor sevgili dişil enerji? Bilinçaltın ne istiyor? Evet, erkeğe soruyorum. Bilinçaltın ne istiyor? Bilinçaltlarına giriyorum. Bakın erkeğin bilinçaltı çok temiz gelmedi. Bir üçüncü şahsa işaret ediyor. Erkek aldatmış. Erkek iki kadın arasında bocalıyorum diyor. Hadi bakalım. Ne olacak? Ve bir maji, bir büyü, bir negatif enerji var. Erkek diyor ki ben ya bu adam evli ya da bir partneri var ve kadına karşı çok duyarsız. Kendimi hapsettim. Hapsettiğim yerden çıkamıyorum. İki kişi arasında seçim yapmak durumundayım. Bu aşk üçgenini daha ne kadar sürdüreceğim? Hareket edemez haldeyim diyor erkek. Gördünüz mü? Erkek hareket edemez halde. Bir hayli üzgün durumlar. Ve erkek aslında kendi kendini yiyor, bitiriyor. Gördüğünüz gibi. Bir hayli sıkıcı bir durum. Erkek duygusal beraberlik istiyor. Duygusal beraberliğimi bir nişan halkasıyla onurlandırmak istiyorum. Ya da evliyse sevgili arkadaşlar, duygusal bir şeyler yaşamak istiyorum. Evliliğimin devamını istiyorum. Ama şu anda sağlık sorunlarım birikti, işlerim birikti. Kendimi çok çaresiz hissediyorum diyor arkadaşlar. Erkeğin çaresizliği var, erkeğin sıkıntıları var. Ve şöyle dişil enerjinin bilinçaltına girdiğimde erkekle kavga etmek istiyor. Erkeği suçluyor. Ve ben diyor gerek aile ortamım, gerek duygusal ortamım
beni çok yordu diyor. Aileden de şikayeti var bu hanımın. İş çevresiyle ilgili de sıkıntıları var. Parayla da ilgili sıkıntılar üst üste gelince diyor ki kadın, bu adam beni çok hırpaladı. Ve ben ona karşı öfkeliyim. Bilinçaltımda yurt yuva kurma özlemi varken birdenbire bunlar hayal oldu, gerçekleşmiyor. Bakınız, burada da ay kartı var sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Gustav Klimt'in kartları bir hayli bilinçaltını sembolize eder ve pornografik figürler içerir. Gustav Klimt, Avusturyalı ressam, çok da güzel çizmiş bunu. Diyor ki burada, ben doğurganlığımı yaşamak istiyorum, çocuk yapmak istiyorum, en güzel aşkı tatmak istiyorum, fakat bir türlü, bakın, çocuk yapmak isteyen bir kadın. Kadın çocuk yapmak istiyor. Kadın evlenmek istiyor. Ve bilinçaltında yatan bu. Fakat gerçeklerle karşılaşınca kabusa dönüyor bu olaylar diyor. Gördünüz mü? Kadının bilinçaltı aslında çok güzel işliyor. Kadın bir hayli verici bir kadın. Doğurganlığa yatkın, üretmeye yatkın ve kendini yeniden oluşturmaya yatkın bir kadın. Geliyoruz arkadaşlar. Bu aşkın şansı var mı? Bu aşkın şansı var mı? Şimdi soracağız. Dişil enerjiye soruyorum. Bu aşkın şansı var mı diyorum öncelikle. Erkek olana soruyorum. Bu aşkın şansı var mı diyorum erkek olana. Kova burçlarına. Şimdi şans veriyor musun ya da evrensel sistemden şans geliyor mu? Kadın aslında duygularıyla, düşünceleriyle bu adamı öldürmüş. Aslında kadın adamın yavaş yavaş ölüşünü, erkeğin yavaş yavaş yok oluşunu seyrediyor. Mezar ve ölüm anı. Fakat sonra birdenbire bir gün doğumuyla beraber sanki birileri devreye giriyor, sanki birileri bu işin olmasını istiyor ve kesinlikle, bakın, burada bir görüşme olacak. Ruhsal bir olay, kadersel bir olay bunları birleştirecek. Bakınız, şu anda boşanmak üzere olanlar, ayrılık yaşamak üzere olanlar. Bakınız, gnomlar da burada, sevgili gnomlarım, onları çok çok seviyorum. Her gördüğümde öperim onları. Ve bakın, dev sorunların arasında küçücük şanslara yer veriliyor. Ve aslında herkes kendi dünyasında yaşadığında, yani karşıdakini özgür bıraktığında, bu ilişkiye şans var diyor, şans verebilirsin diyor. Ve erkek tarafı daha da dizginlenemeyen olayları yaşıyor. Erkek kötü insanlarla karşılaşmış, kötü olaylarla karşılaşmış, pişmanlıklarını görüyorum. Erkek aniden sanki kadına bir hediye verecek ve yeni bir döneme girecekler. Yeni bir dönemde mutluluk ve huzur yaşanacak. Erkek mantığını kullanacak ve kadınla ilgili olarak şunu diyecek. Elinden geleni yaptı. Sınırlamaların içinde, kısıtlamaların ve sınırlı şansın, sınırlı imkanların içinde bu kadın
her türlü işi oldurmaya çalıştı. Ve bu kadın başlı başına bir mucize. Zaten kadınlar mucizedir diyecek. Erkek eğer ikilemde kaldıysa, iki kadın arasında kaldıysa bu hanımı seçiyor. Kova burcundan olan hanımı seçiyor ve kesinlikle sevgili dostlarım, birlikteliklerde güç, kuvvet var. Erkek kesinlikle kadınla görüşme yapacak, özgür iradesiyle yapacak. Hiçbir büyü, maji, herhangi bir tılsım işareti yok. Bir hayli güzel bir dönemeçten geçecekler. Kendilerini yeniden ifade edecekler. Bu aşkın şansı %100 var. Bakalım sürpriz ne? Kadın tarafında sürpriz ne? Evet. Erkek tarafında sürpriz ne? Şimdi erkek bir kere evlenme teklif ediyor. Ya da eskiyi bırakıyor, yeni birisiyle devam ediyor. Ve kadın da diyor ki geçmişi unutalım, yeniye ve güzel olana odaklanalım. Geçmişte tartışmalarımız oldu. Özellikle benim doğum günü dönemimde çok tartışmalarımız oldu. Ve ben bunları zihnime yazmıştım. Artık onlardan vazgeçiyorum ve yeni olana, güzel olana odaklanıyorum diyor. Sevgili arkadaşlar, kova burçlarının partnerleriyle devam etme veya evlenme ihtimali %100 gerçek olacak. Hayallerindeki gibi bir sevgiliye kavuşacaklar. Gerek kova burcu hanımı, gerek kova burcu beylerinin bahtı da yolu da çok açık sevgili arkadaşlar. Onlara %100 şans veriyorum bugünkü partnerleriyle ya da evlilikleriyle ilgili olarak. Dostlar, eğer bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Gerek tarot okumaları, gerek kahve falı ve yıldızlarla bakımı konusunda yardımcı olacağım. Hoşça kalın, dostça kalın.